tabii ki gençlere çok tavsiyelerim var. Bu yani kitaplara sığmaz konuşsam ama en önemli tavsiyem günah işlemekten ziyade günaha yaklaşmasınlar. Günah işlemekten ziyade günaha yaklaşmasınlar. Çünkü ne kadar yaklaşırlarsa o kadar risk çoğalır. Çamurlu yerde ne kadar dolaşırsanız o çamur bir gün üstünüze sıçrayacaktır. Allah için çok güzel bir Türkiye geliyor. İdrak ve şuurlu ne yaptığını bilen, okuduğunu anlayan ve anladığını hayata uyarlayan bir gençlik geliyor. Benim gençlikten çok büyük umutlarım var. Çok güzel bir gençlik geliyor. Evet, kaybolan da bir gençlik var. Asimile olmuş da bir gençlik var bazı çevrelerde ne yazık ki. Ama güzel de bir gençlik geliyor. Benim gençlerden ümidim var. Bu vatanı, bu dini ayağa tekrar kaldıracaklar. Yani Türkiye tekrar şahlanacak ve gençler şahlanacak. Aile ilişkisini, ailedeki çocuğun önemi, anne babanın önemini anlatıyorum. Uyuşturucunun zararlarını anlatıyorum. Şu anda çok ciddi bir sıkıntı uyuşturucu gençler arasında. Uyuşturucunun zararlarını anlatan konferanslara gidiyorum. Ve gençlere yaşadığım 58 sene boyunca yaşadığım tecrübeleri aktarıyorum. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yani ben tecrübelerimden gençlere bir şeyler sunuyorum ki gençler aynı hataları yapmasınlar diye. Ben sonrasının hesabını yapmam. Ben bugün hesabını yaparım. Dün öldü. Bugün can çekişiyor. Yarın hiç doğmadı. Siz ölen insanla ilgilenir misiniz? İlgilenmezsiniz. Öldü. Doğmamış insanla ilgilenir misiniz? İlgilenmezsiniz. Daha doğmamış. Kimle ilgilenirsiniz? Can çekişen insanla. Ben bugünle ilgileniyorum. Dün öldü benim için. Kısa memnun için. Evet. Yarın hiç doğmadı. Bugün, benim için bugün can çekişiyor. Ben bugünümü kurtarmalıyım. Ben bugün Allah için ne yaptım? Kendim için ne yaptım? Ailem için ne yaptım? Toplum için ne yaptım derdindeyim. Yarın derdinde değilim ben, bugün derdindeyim.